Ecevit, bir şey mi oldu? Yo. Nasılsın? Ha. Bir senle bir sorun var. Sen de bana danışmak için beni aradın. Doğru mu? Öyle böyle bir yanlış değil. Tahmin edemedin. Seni merak ettim. Ha. Hemen anla zaten. İyiyim ya, bir şey yok. Yani olur öyle arada bir. Ne yapalım? Yani gitmesi gerekiyordu, gitti. Neyse, zaten ben alışmayayım öyle şık yerlere. Yoksa hep isterim, değil mi? İlk kez mi olacaktı? Yok, hazırlan hadi. Arabayı yolluyorum. Buraya geliyorsun. Olur mu canım öyle şey? Ayıp yani kıza. Yok, olmaz. Ya sen orada tek başına otururken ben burada yemek falan yiyemem. Benim suçum. Ben sardım o kızı Bilal'in başına. İyi de Birsen? Gelmezsen yemek yemem. Hem Birsen daha çok üzülür sonra. Hangisini istersin? Yani kimse üzülsün istemem de mümkün değil galiba. Üzülen üzülüyor zaten ahu. Hadi hazırlan, arabayı yolluyorum hadi. Dokuz mm'den başka silah kullanmazsın sen. Boşuna bakma. Çözdün yani hemen beni. Taş atlasın 25'sin. Her gün spora gidiyorsun. Fizik kondisyon yerinde, oradan belli. Okuyorsun ama okul asan kızlardansın. Halkla ilişkiler okuyorsun ya da öyle uyduruk bir şey. Kuvvetli silahları seviyorsun. Ha. Bir de kuvvetli erkekleri. İktisat. Okuduğum bölümü diyorum. İktisat. Bilemedin onu. Onun dışındakileri doğru bildim ama. İnşallah adam gibi et vardır burada. Kurt gibi açım ben. Ben de ne sandım ya? Şaka gibi. Şaka gibisin. Hiç söyleyecek söz bulamıyorum. Ya sevgilisi benim yüzümden ekti. Sen diyordun. Benim evdeyken arkadaşlarınla, eski arkadaşlarınla kaynaşmak istiyorum diyordun. Böyle mi dedim? Emri Vaki ile mi dedim? İyi, tamam. Çağırdın zaten. İdare edeceğiz. Merhaba. Hoş geldin. Ne haber? Merhaba. Anlat bakalım, kim bu kuvvetli erkek? Adı İrfan. İrfan. Kimlerden, tanır mıyım? Tanırsın ama boş ver. Tehlikeye atmayalım seni. Dolaylı yoldan anlat sen de güzelim. Mesela necidir bu İrfan, ne iş yapar? Sen niye sorup duruyorsun bu İrfan'ı? Kimin kızına abayı yakıyorum bilmek istedim. Necidir bu İrfan? Mesai arkadaşım çıkmasın sonra. Çok kişiyle çalışır o. Ama bu aralar bir favorisi var niyeyse. Zeynel Musuranlı. Ona denk gelirsen sıkıntı büyük bak. Zeynel Musuranlı. Tanıyor musun yoksa? Yok, ben başka bir şey güldüm. Takma sen o güzel kafanı böyle şeylere. Siz nasıl tanıştınız? Anlatsana. Şirkette. O kadar mı? Kaç yıl koştun peşimden, onu anlatmayacak mısın? Ben? Senin peşinden. Tam tersi olmasın onu. Tamam tamam, ben koştum. Bu kadar güzel bir avukatı bulmuşum, bırakır mıyım hiç? Hadi canım, hiç senlik hareketler değil. Anlatsanıza doğru düzgün şunu. Bir konferans vardı büyük. Bir zor anım oldu benim de. Lavaboya gittim işte. Kimseyi çaktırmadım ama arkadan koştum. Kimse görmedi sandım. Bir sen görmüş. Geldi yanıma. Daha tanımıyor ama tabii beni. Birkaç gün olmuştu şirkete geleli. Doğrudan da aldı erkekler tuvaletine. Orada kötü olmuşum işte ben.
Elini uzattı bir sen bana. Tuttu. Bir daha da bırakmadım işte. Siz nasıl tanıştınız? Biz şey... Ya biraz şey bir hikaye ya. Vardır illa bir özeti. Benim için biraz kötü bir gündü. Ümran anne aldı beni eve götürdü. Ümran anne bu arada İbo'nun annesi oluyor. Neyse aldı beni eve götürdü işte. Bu hödüklerde bu kız biz bunu oynamayız falan yapıyor. Neyse sonra Ecevit şey dedi. Ben oynarım seninle. Ben seninle oynarım. Öyle dedi. Öyle tanıştık işte. O da seni kurtardı yani. Herkes birbirini kurtarmış. Çok enteresan bir üçlü olduk. Tabii ben az kurtarmadım Ahu'yu. Ben seni hiç kurtarmadım mı? Bir tane söyle. Bir dakika söyleyeceğim hemen. Sen Ümran annenin evindeki o çiçeği koparıp alın da kökünden sıkıp getirdin ya bana. Kim attı kendini öne senin için? O başka, o senin içinde. Hadi ya. Sen söyle damattan ben seni nasıl kurtardım hani şu kopya meselesi. Aa bir dakika ya, o bambaşka Allah zaten. Allah Allah, niye? Tabii canım, bir kere torpil var orada. Sen de damat, siz baba oğlu gibisiniz ya. Allah aşkına sen asıl yiyorsan gel de sen müdürün elinden kurtar. Laka, öyle bir müdür vardı. Bir dakika, kafamı bulandırma, söylüyorum. Ne fotoğraf makinesi var, Almanya'dan satılayım diye deyince Almancı da gülüyor. Oraya gideyim. Birsen, hani sen bize bakıyorsun, sonra ona üzülüyorsun ya, üzülme. Ecevit'le tanıştığımız gün vardı ya hani, benim için kötü bir gündü demiştim. Benim o gün annem babam öldü. Bizim çocuklar istemedi beni falan. Ecevit elini uzattı. Ben de ailem sandım, onun elini tuttum. Çocukluk kafası işte. İnsan ilk aşkını unutuyor da... ailesini unutamıyor ki işte. Neyse, o günden sonra biz hiç ayrılmadık. Ecevit sevdi beni, kolladı, güldürdü. Biliyorsun Ecevit öyle zaten, insanın bir anda ailesi oluveriyor. Hep yanımdaydı.
Sana çok kötü bir şey oldu. Ben de onun yanında olmak istedim ama olmadı. Ecevit gitti. Bizim hikayemiz de böyle bitti işte. Görüyorum ki benim veremediğim her şeyi sen vermişsin Ecevit'e. Ben sana minnettarım Birsen. Biz düşman değiliz. Sizin hikayeniz bitmemiş abi. Yarım kalmış sadece. O yüzden... Evet. Düşmanımsın sen benim. Ya saçmalama, bir kere o garsonlar beni. Nereden siz? Ahu yemeğe geldi bizde. Biz seninle yemeğe çıkmıştık da. O ikisi yavaş yavaş, istemeden, kendileri bile anlamadan kapılacaklar yine birbirine. Ben hallettim o işi. Bu İrfan'ın o işi beraber yaptığı herif Zeynel Nusranlı. Kimdi ya bu adam? Hatırlıyorum ben bu ismi. Neyse işte onunla yapıyormuş işi. Nasıl yapıyoruz? Zeynel Nusranlı. Bulacağız bir şekilde kim bu Zeynel. Eski yargıç o adam. Hatırladım, eski yargıç şeyden, Hatay'dan. Emekli oldu ama çok oluyor. E'si bulacağız bu Zeynel'i. Hadi yürüyün, yürü. Sen eve. Hala almayacak mıyız bu adamı? Bir ipucu daha bekliyorum. Böyle oraya sokup çıkaramayacağım bir şey. Dinleme devam mı? Devam. Devam da bir daha kullanmadı bugün. Tam şu anda bir şey çeviriyor eminim. Biraz daha bekle. Zaten o bir şey çevirmezse ben burada bir manzara çevireceğim ona. Şimdi güzel kardeşim, hızlı hızlı anlatacaksın. Her gün adam tehdit etmekten imanım gevredi, yemin ediyorum delik deşik ederim seni. Ne saklıyorsun otobüste? Diyemem ben. Gizli. Yok anlamadın sen. İrfan Alkara, Zeynel Nusranlı, bir de o Ömer denen Suriyeli herif. Hah, bak nasıl camış gibi açıldı gözlerin. Ne kaçırıyor bu herifler? Nerede saklıyorsun otobüste? Ben. Sen tamam, sen anladın. Şerif sen İbo'ya yardım et de. Ben bu arkadaşla biraz daha açık konuşayım. Tut da şunu. Var mı uydurum? Yok bir şey. Vallahi bir şey yok. Onlara bakıyorum, orada bakıyorum. Burada da bir şey yok. Bunu açıyorum. Baktın mı? Bak şunlara bak. Orada yok. Al işte burada da yok. Bu arkalara baktın mı? Baktım, baktım. Orada hiçbir şey yok. Ben istiyor muyum? Durmadan ağız burun kırayım istiyor muyum? Ama mecburum. Yemin ettim. Daha 30'una gelmeden mezara koydular benim kardeşimi. Onun için
O hapishanedeki çocuklar için. Orada biten hayatlar için. Aç bırakılan, dayak yiyen çocuklar için. O beton zeminde ağlayan çocuklar için. Onları kapıda bekleyen anaları için. Yok bir şey yok. Git sen. Kendim için. Yok. Öldürdükleri o masum çocuk için. O delikte ellerimi açıp dua ettiğim her kabus gece için. Mecburum. Mecburuz. Direksiyon başında ya, açamıyor o yüzden. Aman sorun yok abi, sorun yok. Halledeceğiz. Merak etme. Kontrolüm altında her şey. Sorun yok yani, merak etme. Birazdan gelir haber. Hasan, gel gel. Sen şimdi şey yap oğlum. Hareme git, bir bak etrafa. Kimseye görünmeyin sakın ama, oldu mu? Hadi. Sarı, İrfan bu insanları kaçırıyor. Değil mi? Suriye'den bu insanlar. Kadınlarla çocuklar paravan. Hani yakalanırsak diye. Ailece tatile falan gidiyoruz deyip yırtalım diye. Niye o halde o insanlar? Bir haftadır Hatay'da bekliyorlar. Bir bodruma soktuk hepsini. Güvenli bir tarihe kadar dışarı çıkmadılar, hep beklediler. Bir günde burada saklayacaktık. Biner dolar var üstlerinde. Zaten hayatları boyunca görecekleri para o kadar. Biriktirmişler güç bela. Senin var gelmiş seni. O kadar mı? O kadar para için mi? Yok. Asıl para diğerlerinden. Sabıkalılar, katiller, rejimin aradıkları. İdam cezası kesilen, her geçen gün artıyor bunlar. Kimse kaçırmaya yanaşmaz. O yüzden çok para verirler. Adam başı 30.000 dolar. 10 kişi var böyle. Bu sefer azaldık. Ara verdik, risk almayalım diye. Ömer'e gider bunlar, kaçır bizi diye. Tek isimdir o. Yıllardır yapar. O da burada İrfan'a verir. İrfan ne yapıyor bunları? Sorun yok abi. Sorun yok. Her şey kontrolüm altında. Önce Tekirdağ'a göndereceğim malları, oradan Yunanistan'a. Sorun yok. 50 kere yaptığımız iş. Merak etme. İrfan, saat kaç? Şimdi Ömer abi. İrfan, saat kaç? Abi gönderdim adamları. Haber gelir birazdan. Yok, polisi arayacağım. Polisi arayacağım, başka çare yok. Ha, daha önce hiç ihbar yemedi değil mi bu herifler? Küçük elemanlar yakalanacak, İrfan yine serbest. Ne yapalım Bilal? Sen kendin söyledin. Sistem işliyor. Polis İrfan'ı yakalayamıyor. Şahit konuşturacağım. Konuşurlarsa. Ya farz edelim konuştular, delil yok. Ne olacak? İrfan yine inkar edecek. Ne yapacağız? Göçmen mi kaçıracağız? Ne diyorsun oğlum sen? Aga, bu garibanları polise versek ne olacak? Ha? Polis bunları sınır dışı edecek. Yok, yok öyle bir şey yapmam ben. Ya sen kendin duymadın mı? Tek birikimleri bu insanların, tek umutları. O çocuklar daha iyi bir hayat için.
O depoda günlerce karanlıkta beklediler. Hapishane gibi. Olan o çocukları olacak. İrfan yırtacak, o çocuklar geri dönecek sefil hayatlarına. Hani bir tek İrfan zarar görecekti? Hani bugün kimseye kötü bir şey olmayacaktı? Dayanamıyorum aga. Dayanamıyorum. Olan hep garibanları oluyor. Olan hep çocukları oluyor. Dayanamıyorum. Bak bana. Bana bak bana. Benim için. Benim için yap. Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Bugün de bitti. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım. Diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım. Diyardayım, diyardayım. Mutlu musun Paklık? En mutluyum. Bak, iyi şeyler doluymuş burada. İrfan bile dokunmadı bugün bize. Doğum günüm diye. Doğum günüm diye. Benim için değil mi? Senin için. Artık hep iyi şeyler olacak o zaman Şerif. Kötü bir şey olmayacak mı bugün? Olmayacak. Artık hep iyi şeyler olacak. Yine sabah. Hadi yaz. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor. Ben sözümü tuttum. Bozmadım daha bu gündüz. Şimdi sıra sende. Hazır mısın? Çıkacağız buradan. Sokakta oynayacağız yine. Erik toplayacağız ağaçtan. Dondurma yiyeceğiz. Annemizi göreceğiz. Kahvaltı edeceğiz. Okula gideceğiz. Bugün kötü bir şey olmayacak kardeşim. Çünkü bugün senin doğum günün. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne. Neredesin? Şoförü. O yok, ben varım. Sen insan evladının çocuğu. Ben. Seni unuttun mu sandın? Şimdi ben bu otobüsü Tekirdağ'a yolluyorum. Bu insanların da paralarını alıyorum. Sen de artık bir zahmet bu insanları beleşe Yunanistan'a göndereceksin. Kendi paranla. Sen bu şoföre, bu otobüse dokunmayacaksın. Niye mi? Çünkü o adam tepende bekliyor. Ha, o adama söyle, içi rahat etsin. Senin zararın da girsin.
Ha? Ne bir şey mi dedin? Ne dedin? Ben senin ananı. Ben senin. Tamam. Bana bak. Şimdi sen doğru Tekirdağ'a gidiyorsun kardeşim. O yırtan bu arabaya dokunmayacak. Sana da dokunmayacak. Dokunursa, sen de konuşursan kimlik numaranı aldım. Seni bulurum oğlum. Tamam. Seni bulurum. Senin tamam. Gelmişini, tamam. Geçmişini. Hadi. Abi hadi. Seni öldüreceğiz. Hadi. Tamam hadi. Seni olur. Çık. Anladı adam işte, Allah Allah. Çocuğun şarjı bitmiş. Açamamış telefonu. Tamamdır. Her şey halloldu işte. Ya otobüs yola çıktı şimdi. Tekirdağ'a doğru gidiyor. Hadi hayırlı olsun. Bir transferi daha tamamladık. Sen beni aptal mı zannettin ha? O malları sağ salim ulaştıracaksın Yunanistan'a. Eğer ulaştıramazsan... Üstüne bir hata daha yaparsan, işte o zaman silerim seni piyasadan. Anlaşıldı mı? O kadar da kötü bir şey yapmadık be aga. Şşş. Ne yapıyorsun oğlum öyle kadına kur yapar gibi? He? Mal. Beni yalnız bırakın. Çık. Bu ne? Para. Transfer parası. Ya korkma lan korkma. Dokunmadım o garibanların paralarına. İrfan köpeğinin parası bunlar. Zaten çoğunu da garibanlara dağıttım. Onlar da yanlarında parayla seyahat ediyorlar. Farkında değiller. Ya aga bizim de kenarda 3 kuruş paramız dursun. Bunun yanını da var. Ne olur ne olmaz. O katillerin parası mı lan şimdi bu? Değil kardeşim. İrfan'ın paraları. Yani artık bizim paralarımız. Bu bizim İrfan'dan aldığımız ilk şey. İlk defa bugün kazandık kardeşim. Biz bir yemin etmedik mi? İşte bu onun parası. Biz bugün ilk defa kazandık. Dokunma. Dokunma oğlum.
Ne yaparsan yap, kehanetler gerçekleşmek için var. Senin ellerin artık kirli Ecevit.